arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz yine güzel bir kenar tığlama çalışmasıyla sizlerle birlikte olacağız pembe rengimizin bu tatlılığında bu güzel modelimizi çalıştım umarım sizler de beğenerek ben de çalışmaya başlarsanız şöyle görmenizi istiyorum bu kenar çalışmalarımızı dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Battaniyelerimizde, kundak kenarlarında, kırlent kenarlarında ya da e, havlu kenarlarında, örgü battaniyelerimizde olduğu gibi yine e, kat, kumaşlardan dikilen battaniyelerde de bu çalışmayı yapabilirsiniz. Yani kenar gerektiren her yerde e, kullanabilirsiniz. Evet ben şöyle bir kenarına bu şekilde örerek geldim. Çok kolay ve şık durmakta. Çalışmamız şöyle bıraktığım zaman da göreceğiz. Gayet güzel bir çalışma. Evet ve tek sırada bitmesi de bu hoşluğuna daha bir hoşluk katmaktan hiç oyalamadan tek sırada bütün işlemimizi yaparak devam edip bitirmekteyiz. Evet kolay gelsin diyerek hemen ben bu çalışmamızı başlatmak istiyorum. Kolay gelsin. Aynı havlumun diğer yönüyle çalışmamı başlatıyorum. Kenardan giriyorum. Dört köşesini yapacak arkadaşlarım. Şöyle birazcık diğer tarafın yan tarafından başlarlarsa çok daha güzel olacaktır. Ben yine şuradan başlıyorum. Tek kenar üzerine. Ya hiç farklı bir işlem yapmıyoruz. Aynı şekilde devam edeceğiz. Bıttım ve kapadım. Aynı yere giriyorum. İpimi alıyorum. Şöyle biraz rahatlatıyorum. Tekrar kapatıyorum. Araya zincir çekmiyorum. Yine hemen yanına bakın aynı yere değil. Biraz ilerisine batıyorum. Çekiyorum yukarıya doğru. Kapatıyorum. 3 defa ördüm. Dördüncü kez biraz daha yakınına giriyorum. Kesinlikle aynı yerlere batmıyoruz ki arada mesafemiz olsun. 4 defa bu işlemimi tekrar ettim. Bakın 4 defa. 1, 2, 3, 4. Araya zincir çekmedim. Sadece birer birer ördüm. Evet şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Ve örgümü yani havlumu şöyle çeviriyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. İlk yapmış olduğum battığım bölüme 1 ve 2. 3 zincir çekiyorum trabzanımın hemen üzerine ve yönümüzü tekrar çeviriyoruz. Buradaki 4 zincirin içerisine 6 tane trabzanı örüyorum. Buradaki ilk örmüş olduğum trabzanla birlikte toplamda 7 trabzana ulaşacağız. Bunu 1 diye sayalım. 2 3 4 5 6 ve 7 toplamda 7 tane trabzanımız oldu birinci zincirimizle birlikte şimdi ileriye doğru tekrar buradaki işlemin aynısını tekrar ediyorum şöyle bakınız yatırdığımız zaman mesafe belirli olmakta zaten boşluğumuzun arası şöyle ilerliyorum Şöyle saydığım zaman da bakınız 1 2 3 4 5'inciye batıyorum. Tabii sizinkinde kutu yoksa ya da herhangi bir işaretli şöyle yatırdığımız zaman zaten nereye batmamız gerektiğini görebiliyoruz hemen. Ben şöyle bakın 2 4 ve 5. Şöyle yatırdığım zaman ancak olacaktır. Başın dolamadan giriyorum, yukarıya doğru çıkıyorum. Şöyle öncesinde rahatlatıyorum ve kapatıyorum. Yine yan yana 4 tane ilmeğimi alıp çıkarıp yukarıdan kapatıyorum. Her biri bir diğerinin yanına olacak şekilde 4 tane ilmeğimi uzattım. Burada da 4 bakınız. 1, 2, 3, 4. Burada 7 tane trabzan örmüştük. 7. trabzandan sonra diğer grubumuzu hazırlamak için geldim. Şimdi buradan tam bu kısmı da örmeye devam edeceğim. Hem burayı hem burayı örerek modelimi ilerleteceğim. 4 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Örgümün arkasını çeviriyorum. Şurayı çevirdim. Tığımın başını doluyorum. Birinci trabzanımın şuradaki gördüm. birinci trabzanın üzerine gelerek batıyorum. Ve ikili trabzanımı örüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. ikinciye batarak bir tane trabzanımı örüyorum. Ve bir kutu oluşturuyorum bir tane zincirimi çekiyorum tırabın başını doladım bir atladım ikinciye battım trabzanımı ördüm tekrar bir zincir çekiyorum en sondaki trabzanımı tepesine batarak bir trabzan daha örüyorum ve burada üç tane kutumu oluşturmuş oluyorum şimdi bu kutumuzun üzerinden buraya doğru son sıramızı örerek ilerliyoruz üçüncü ve son sıramızı örüyorum bir iki üç tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü düz yöne doğru çeviriyorum ve kirpiği oluşturmak için 3 tane daha zincirimi çekiyorum 1 2 3 hemen batıyorum 3. zincir içerisine ve kapatıyorum bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum alttaki trabzanımın tam tepesine gelerek batıyorum bir tane daha trabzanımı örüyorum ve 1 2 3 zincir çekip araya giriyorum ikinci kirpiğimi oluşturuyorum ve bir tane daha zincirimi şöyle çekiyorum tekrar trabzanımın tepesine batıyorum 1 2 3 3 zincirden kirpiğimi örüp arkasından batıyorum bir tane zincirimi çekiyorum ara için tekrar trabzanımın tepe noktasına batıyorum burada da yine 3 tane zincirimi çekip arkadan Kapatıyorum ve 3. ve son sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi şu kısmı örmeye başlayacağız. Şurada bakın dört tane zincir çektiğim bölümü örerek başlıyorum. Buradaki trabzanlarımı ördükten sonra tıpkı burada çalıştığımız gibi yeni zemin için biraz ileriye doğru devam edeceğiz. Ve bu şekilde e, uç çalışmamızı yani kenar oyalama çalışmamızı ilerleteceğiz. Şimdi hemen şurayı doldurmaya başlayalım. Tığımın başını doladım. Yine 7 tane trabzan örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane trabzanımı ördüm. Ve şimdi 7. trabzandan sonra yine bakın örgümüzün mesafesine göre şöyle ilerleyeceğiz. Hemen ben buradan 1, 2, 3, 4, 5 yani benimki 5 kutucukta tam güzel olmakta. Sizler şu mesafenizi ayarlayabilirsiniz. Eğer üst üste olacak gibi olursa yani eliniz daha sıkıysa buradaki şu uzatma işlemlerimizi 5 ya da 6 olarak da çalışabilirsiniz. 3 ve 4. ben 4 üzerine çalıştım. 4 defa ördüm. Bakın. Şimdi zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane çalıştım. 4 tane zincir. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. İlk trabzanın üzerine 7 tane trabzanımız vardı burada. Batıyorum. ve Bir tane trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. İkinciye batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir atlayıp ikinciye batıyorum bir zincir çekiyorum en sondaki trabzanımın üzerine batıyorum ve ikinci sıramı tamamlamış oluyorum ve 1 2 3 tane zincir çekip örgümün yönünü çeviriyorum kirpikli üçüncü ve son sıramızı örmeye başlıyorum üzerine 1 2 3 tane zincirimi çektim ve 3 tane önce çektiğim zincirin arasından girdim bir tane zincirimi çekiyorum diğer trabzan üzerine batıyorum tekrar kirpik için 3 tane zincir ara boşla şöyle batıp arkasından geçip kapatıyorum bir tane zincirimi çekiyorum trabzanımın üzerine batıyorum 1 2 ve 3 bir tane zincirimi çekiyorum dördüncü ve son trabzanımı üzerine batıyorum 1 2 3 kirpiğimi örüyorum Evet şöyle görelim şimdi buradaki dördüncü kirpikli çalışmamızdan sonra hemen çekmiş olduğum 4 zincir içerisine 7 tane trabzanımızı örmeye başlıyoruz şurada yapmış olduğumuz ve burada devam ettirdiğimiz gibi hemen şu kısma bakınız lütfen burayı atlayıp direkt karşıya geçmeyelim 7 trabzanımızı ördükten sonra karşıya geçişimizi yapıyoruz. Önce 7 trabzanımızı mutlaka örüyoruz. 2'yi ördüm. 3 4 5 6 ve 7 7 tane trabzanım ördüm. 7. ve son trabzanımdan sonra tıpkı şurada çalıştığım gibi ileriye doğru ilmeğimi atmaya başlıyorum ve asılıyorum çekiyorum birinciyi ikinciyi ve dört tane olana kadar yapıyorum ve bu şekilde modelimizi ilerletiyoruz. Evet işlemlerimizin tekrarıyla modelimizi dilediğimiz her yerde çalışabiliriz. Bakın ne kadar güzel yapımı da çok zevkli, tek sırada bitmesi de gayet güzel olmakta. Evet beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.